Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hepiniz biliyorsunuz ki bir ülkenin demokrasisi ne kadar gelişmişse, bir ülke ne kadar sağlam bir hukuk yapısına, ne kadar bağımsız, tarafsız, vicdanlı bir yargıya sahipse, ekonomisi de o kadar büyük oluyor. Bakın dünya ülkelerine. Eğer gelişmişseler, yani zenginseler, petrol dışında tabii ki, petrol dışında. Zenginseler, mesela Almanya gibi, Japonya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, Avusturya gibi, hatta tabii ki İngiltere gibi, Kanada gibi. Göreceksiniz ki bu ülkelerde Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, Güney Kore gibi, bu ülkelerde kesinlikle demokrasi gelişmiştir. Çoğulcu demokrasi vardır. Yani çoğunluğun oylarıyla iktidara gelenler, biz her şeyi yaparız düşüncesinde değildirler. Kendilerine oy vermeyenlerin de her türlü ihtiyaçlarını giderirler. Partizanlık asla yoktur. Bürokrasi devletin ta kendisidir ve devlet, daha doğrusu ulus adına, halk adına çalışır. Dikkat edin, Almanya'da neredeyse 2,5 aydır hükümet yok yahu. Değil mi? Başbakan yok. Tıkır tıkır gitti işler. Her zaman öyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim oluyor. Seçim bitiyor, başkan belli oluyor. Ama yeni başkan yaklaşık 2 ay sonra, 2,5 ay sonra göreve başlıyor. Amerika'da hiçbir iş aksamıyor. Neden? Çünkü gelişmiş demokrasi, gelişmiş bir hukuk devleti. Başka? İnsanları gelişmiş. Halkın çoğunluğu gelişmiş. Peki gelişmiş ülkelerde hiç mi cahil halk yok? Hiç mi dinle aldatılan, dinle, afyonla, afyon verilmiş gibi uyuşturulan halk yok? Olmaz olur mu? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de cahil, uyutulmuş, çok kolay kandırılan, dinle efsunlanan, kendi dinleriyle halk çok. Ama burada asıl mesele şu. Cahil, sorgulamayan, her şeyi kabullenen ve çok kolay aldatılan ve yattığı yerden hiçbir iş yapmadan, sağlığı da yerinde olduğu halde, sırf seçimden seçime gidip iktidara oy vermesi için beslenenlerin sayısı, aklı başında sorgulayan, eğitimli, dürüst davranan, sadece kendilerini değil, kendilerinin dışındaki herkesin geleceklerini düşünen, haklarını koruyan, yargıya bağlı, hukuka bağlı halklar, seçmenler çoğunlukta ise, o ülkeler zaten gelişmiş ülkelerdir. Türkiye'nin halen iktisadi olarak bile, ama sosyolojik olarak az gelişmiş ülkeler sınıfında olmasının temel sebebi, seçmen kalitesinin, çoğunluğunun çok düşük olmasıdır. Beni bu ülkenin yargısı bu halka, halbuki tamamına değil bir kısmına, hakaret ettiğim gerekçesi ya da iddiasıyla yargılıyor. Evet, hapis cezasıyla mahkum etmek için yargılıyor beni. Sürüyor davalar. 6 ya da 7 tane dava var. Hepsinin birleştirilmesi istedim, bekliyorum. Canlarım, oysa ben halkımızın tamamına asla eleştiri yöneltmiyorum. O söylediklerim de diyen cahil halka da cahil diyorum ya. Can Yücel'in bizim köyde göte göt denir dediği gibi ben de cahile cahil diyorum. Ne diyeyim yani, başka bir şey mi söyleyeyim? Arif olmayan zatı muhteremler mi diyeyim? Hayır, ne diyeyim? Sorgulamıyorlar. Her şeyi kabulleniyorlar. Halen görüyoruz sokakta. Dün hangisinde, bir televizyondaydı galiba, Fox TV ana haberdeydi. El ayağı düzgün, türbanlı bir hanımefendi ne kadar çok acı çektiklerini söylüyor. Ama sonra ne diyor, duydunuz mu? Erdoğan'ın bunda suçu yok, kusuru yok ama diyor ne yapalım diyor, çekiyoruz diyor. Şimdi o hanımefendi, kızımız, kendi acı çekiyor. Acıların kaynağının Erdoğan olduğunu bütün dünya biliyor. Ama o söyleyemiyor bunu. Neden? Bilmiyorum. Nedenini bir bilebilsek. Asılı canlarım, bir ülkede demokrasinin kalitesi o ülke halkının, o ülke seçmenlerinin kalitesiyle eşittir. Yani
Tekrarlayalım mı yine? Artık hep beraber ezberledik zannediyorum sizler de. Ben zaten ezberimden hiç çıkmıyor. Mevlana'nın o güzel sözü. Havuza su taşıyan borular kirli ise havuzun suyu temiz olur mu? Ya. Borular, halk, seçmen, su, boruların içinden geçen su, milletvekili adayları. Havuz, parlamento. Canlarım, bu havuza dökülen su kirli boruların içinden geçiyor. Hani halkın içinden geçiyor, havuza dökülüyor. Ne yazık ki halkın çoğu cahil, eğitimsiz, sorgulamayan, dinle uyutulmuş oldukları için Türkiye'deki parlamentoda ancak bu kadar çalışabiliyor. Aslında hiç çalışmıyor. Çalışıyor gibi yapıyor. Bütün kararlar yukarıdan geliyor. Ya olmuyor tabii ki. Doğru şeyler olmuyor. Evet canlarım, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli yarın Korkusuz'daki bir yazımda anlattım. O nedenle şimdi söylemeyeyim. İzin verirseniz yarın sabah gerekirse, ki gerekir diyelim şimdiden, Korkusuz'daki o yazımı size okurum. Yine ilginç şeyler söyledi. Ama bana göre en ilginç cümlesi, ekonomide yeni bir hikaye yazmak lazım. İşte onu, neden öyle söylediğini yarın sizinle paylaşacağım. Bir de inanılmaz bir şey söyledi Bahçeli. Artık birbirimize kavga etmeyelim dedi. Ortamı germeyelim dedi. Vallahi öyle dedi. Dedi de. Konuşmasında yine CHP'ye, CHP'lilere, İYİ Parti'ye, hatta Ali Babacan'lara falan acayip ağır hakaretler etti. Şimdi bu kadar hakaret etmek eğer gerginlik değilse, gerginlik ne? Sayın Bahçeli'nin gerginlik anlayışı çok farklı. Ben anlayamıyorum. İnanın aklım dağılmıyor daha doğrusu. Evet canlarım. Hazine ve Maliye Bakanı ortaya çıktı. 1 dolar olmuş 13,5 milyon lira. Evet, 1 dolar 13 tane buçuk milyon lira. Ay, 13 milyon 500 bin lira. Yanlış söyledim. 13 milyon 500 bin lira olan 1 doların müsebbibi kim olabilir? Sadece Merkez Bankası. Yok canım. Recep Tayyip Erdoğan tek başına. Çoğunlukla kusur onda. Ama unutmayın. Yaralı kartalın kanadını onaran onun verdiği zarardan sorumludur. Bir kartal var. Tehlikeli bir kartal. Kanadı kırılmış orada yatıyor. Geliyor birileri o kartalın kanadını onarıyor. Kartal yeniden uçuyor. Pek çok çiftliği tarumar ediyor. Pek çok insana zavallı ve pek çok insanın yanında, çiftliğinde, evinde, bahçesinde beslediği pek çok canlıya zarar veriyor. Şimdi bu zarardan sorumlu sadece o kartal mıdır? Yoksa kartalın kanadını onaranlar da en az kartal kadar sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Recep Tayyip Erdoğan ülkeye verdiği bu zararlardan AKP'li milletvekillerinin ve bakanların hiç sorumluluğu yok demek gerizekalılıktır. Düz gerizekalılıktır. Lütfü Elvan'ın olan bitende hiç sorumluluğu yok. 1 dolar 13,5 milyon liraya çıktı. Lütfü Elvan vallahi masum demenin gerizekalılık olduğu gibi. O nedenle ben Lütfü Elvan iyi insan derim. Temiz bir devlet adamı olduğu söyleniyor derim. Ama yaptığının sağlam karakterli bir devlet adamına yakışmadığını da söylemek zorundayım. 1 dolar 13,5 milyon lira sınırında. Beyefendi, neredesiniz? Ve bu ülkede öyle bir laf etti ki bugün Lütfü Elvan. Tabii itiraf gibi de kabul edilebilir. Ama yine de insanlara hala gaz veriyor. Sadece umut veriyor. Bakın ne dedi. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Kim atacak? Nebati Margarin mi? Neydi? Bir amca vardı. Hay benden genç ama olsun. Yardımcısı Lütfü Bey'in. Soy ismi Margarin mi? Neydi öyle bir şeydi. Neyse ya. Vita yağı mıydı? Sana yağı mıydı? Öyle bir adam vardı. O mu yapacak Lütfü Bey? Adımları o mu atacak? Sen atacaksın.
Ya sen adam at, sen adımını artık bundan sonra atsan atsan ancak bakanlıktan dışarı atman lazım. Ondan da korkuyorsun. Lüks adam araba iyi geliyor. Bakanlık maaşı iyi geliyor. Herhalde yani bilmiyorum neden bu kadar ısrarlısın Lütfü Bey. Canlarım benim ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana lütfen inanın. Bütün krizleri gören birisi olarak söylüyorum. Tarihinin hiçbir döneminde yaşamadığı bir krizi yaşıyor. Neden diye sorduklarında hep verdiğim cevap şu. Bundan önceki krizler etimiz budumuza uygundu. Ekonomimizin bu kadar çok borcu yoktu. Hele bir de şimdi kamunun borcu özel sektör borcundan da gelince o 128 milyar dolar değilmiş biliyorsunuz. 140 küsur milyar, 150 milyar dolara yakın, 73 milyar doları, şimdilik 73 milyar doları bilinen özel sektör borcunun kamuya yüklenmesi. Evet, evet. Berbat. Berbat. Canlarım. Artı bir başka büyük tehlike. Swap'taki Türk liralar. Birleşik Arap Emirlikleri'yle ne yaptığımızı bilmiyoruz. Şimdilik bilebildiğim kadarıyla swap karşılığı piyasalarda yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın paramız var. O 500 milyar TL'yi geri alacağız mecburen. Neden? E çünkü insanların, o kurumların dövizlerini onlara iade edeceğiz. Swap neydi? Takastı. Ben size saatimi verdim. Sizden bunun yerine diyelim ki altın aldım. Ne zamanlık? 6 ay bir süre için. Şimdi 6 ay doldu, dolmak üzere. Ben sizden aldığım altını size vereceğim, mecburen vereceğim. Siz de bana saatimi hediye edeceksiniz. Türk lirası bizim paramız. Ve şu anda o Türk lirası o taraflara verildiği için karşılıksız basılmış paralar. Hiçbirisinin karşılığı yok. Aksine bir de şimdi biz piyasalardan o dövizi toplayabilmek için 500 milyar lira daha basacağız. Ya da piyasalardan 500 milyar lira çekeceğiz. Biz derken hazine çekecek tabii ki. Sonra piyasanın kanını emeceğiz. Oradan sonra tekrar gelecek oradan 500 milyar lirayı piyasaya aktaracağız. Ya da ne yapacağız? Piyasadan para çekmemek için faizleri düşürüyoruz ya. Niçin düşürüyoruz faizleri? Enflasyon artmasın diye. O halde 500 milyar karşılıksız para yaratacağız. O 500 milyar karşılıksız parayla piyasadan döviz toplayacağız. Yani o 500 milyar lirayı piyasaya vereceğiz. Sonra 500 milyar TL gelecek. Swap yaptığımız ülkelerden o 500 milyar doları da ya yeniden piyasaya süreceğiz ya da Merkez Bankası'nda duracak. Nerede duracak? E zaten borç olduğu için, piyasanın borcunda gözüktüğü için Merkez Bankası bilançosunun aktifinde görülse de hiçbir işe yaramayacak. Ya canlarım be. Dilimde tüy bitti. Ülkenin problemi ekonomiyi bilmeyenlerin yönetmesi. Cehalet sadece zararlı değil, çok tehlikelidir. Zarar verirsiniz birisine, telafi edilebilir. Ama tehlikeli zararların telafisi çok zordur. Ekonomiyi bilmeyenlerin yönetmesi, telafisi çok zor, çok büyük zararlar verir canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.